İzmir Milletvekili Sayın Rahmi Aşkın Türeli. Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2013 yılı Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu bütçeleri üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Konuşmaya başlarken sizi ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, tabii burada konumuz 10 dakika içinde söylenecek var olan konuları ve problemleri ortaya koyabilmek çok kolay değil. Ama bunun için belli bir önceliklemeye gitmek zorundayız. Tabii Kalkınma Bakanlığı'nın görevi, misyonu ve yaptıkları itibarıyla söylenecek çok fazla konu ve tartışacak çok fazla şey var. Ama ben birkaç konu üzerinde özellikle odaklanmak istiyorum. Bunların birincisi AKP döneminde, yani 2013-2012 döneminde ve sonrası döneme ilişkin olarak var olan vizyon içinde AKP'nin temel ekonomik büyüklüklerdeki performansının ne olduğudur. Şimdi şunu göz önüne almak zorundayız. Dünyadaki uluslararası plandaki ve dünya ekonomisindeki gelişmeler Türkiye ekonomisinde çok yakından ilgilendirmektedir. Ancak AKP döneminde dünya ekonomisindeki gelişmelerin ve uluslararası plandaki gelişmelerin çok fazla dikkate alınmadığını görmekteyiz. Türkiye ekonomisi daha önceki dönemlerden taşıdığı ve bugünlere, o günlere getirdiği problemleri AKP döneminde devam etmiş, tam tersine azalmamış, tam tersine ağırlaşmıştır. 2003-2007 dönemi dünya ekonomilerinin son derece canlı olduğu, ekonomik büyüme hızının yüksek olduğu ve uluslararası likiditenin çok bol olduğu bir dönemdir. Buna dayalı olarak o dönemde de büyüme hızında ciddi artışlar kaydedilmiştir. Ancak baktığımız zaman, tabii burada analizi şöyle yapmak gerekiyor. Türkiye ekonomisinin büyüme hızı ya da belli alanlardaki performansı önemli. Ama bunu benzer ülkelerle kıyaslayarak bir sonuca varmak noktası da önem arz etmektedir diye düşünüyorum. Bu açıdan baktığınızda Türkiye ekonomisinin büyüme hızı elbette gelişmiş ülkelerin üzerindedir. Ama bizim gibi gelişmekte olan benzer ülkelerle kıyaslandığı zaman düşüktür. Gelişmiş ülkelerden yüksek olması normaldir çünkü onlar olgun ekonomilerdir. Olgun ekonomilerin büyüme hızı doğal olarak daha düşük olacaktır. 2008-2009 küresel ekonomide bir yavaşlamanın olduğu bir dönem olmuştur. Bu Türkiye ekonomisine de yansımıştır. Ancak şunu söylemek istiyorum. Küresel kriz Türkiye ekonomisini vurmadan önce de Türkiye ekonomisinde büyüme ve diğer ekonomik göstergelerdeki performanslarda ciddi zayıflamalar olmuştur. Türkiye ekonomisini küresel krizin vurduğu tarih 2008'in 3. çeyreğidir ve ondan sonrasıdır. Ama 2008'in başından itibaren Türkiye ekonomisinin performansında ciddi zayıflamalar gözlenmiştir. 2008-2009 krizi sonrasında 2010-2011 dönemi Türkiye ekonomisinin yeniden büyümeye başladığı bir dönem olmuştur. Ve AKP bununla bu alandaki performansla da ciddi biçimde övünmüştür. Ancak şunu görüyoruz, bu 2010-2011 yılındaki performans 2012 yılında birdenbire bıçakla kesilir gibi kesintiye uğramıştır. Bunda elbette ekonomiyi yönetenlerin, ekonomiden sorumlu olan bakanların performanslarının, kendi aralarındaki uyumsuzlukların, tartışmalarının büyük etkisi vardır. Ama bunun dışında uluslararası alandaki konjonktürü, şartları iyi okuyamamanın, iyi tespit edemenin de çok çok ciddi etkisi bulunmuştur. Ve bu tartışma bir araba benzetmesi üzerinden hepimizin bildiği üzere fren gaz tartışması üzerinden ekonomi literatürümüze girmiştir. Bazı bakanlar frenci olmuştur, bazı bakanlar gazcı olmuştur. Siz Sayın Bakan frenci misiniz, gazcı mısınız? Onu da konuşmanızda belirtirseniz özellikle son gelişmelerin sonunda memnun oluruz. Tabii fren şimdi şu önemli, tabii. Sürüş teknikleri önemlidir Sayın Bakan. Yani nerede gaza basacağınızı, nerede frene basacağınızı bileceksiniz. Hava şartlarını iyi düzenleyeceksiniz. Ustalığınız olacak, sürücü ehliyetiniz olacak. İyi bileceksiniz. Ama şunu görüyoruz. Ne yazık ki ekonominin dümeninde olan AKP, AKP'li bakanlar arasında bir uyum yoktur. Herkes adeta ekonomide kendisine verilmiş olan alanı diğer ekonominin bütünüyle ve diğer bakanların görev alanlarıyla bir uyum içinde, uyum gözetmeden
kendi başına yönetmiş. Bunun sonucunda da ciddi problemler ortaya çıkmıştır. Evet, tabii frenle gazı aynı anda bastığı zaman ne olur? Orada arkadaşlarımız soruyorlar Sayın Bakan. Bunlar da önemlidir. Debriyaj, tabii debriyajı zaten başka türlü geçmez biliyorsunuz. Şimdi sürücünün ehliyeti önemli. Ama en az onun kadar önemli olan da şudur. Arabanın durumu nedir acaba? Arabanın bakımı gelmiş midir? Arabanın motoru iyi mi? Motor toplama bakımı gelmiş zaten arabanın çoktan baktığınız zaman. Baktığınız zaman arabanın lastikleri hava kaçırıyor Sayın Bakan. Arabanın motoru su kaynatıyor. Yani bunlar şunlar demek. Türkiye ekonomisinin saat gibi çalışıyor da 2012'de biz göremiyoruz. Sayın Baştopçu. Şimdi tabii arabanın problemleri var. Yani Türkiye ekonomisinin yapısal problemleri var değerli arkadaşlar. Ve AKP döneminde bunlar hafiflememiş, aksine ağırlaşmıştır. Nedir bu yapısal problemler? Birisi Türkiye'nin yurt içi tasarruflarıdır. Bir ekonominin sağlıklı büyüyebilmesi için ulusal kaynaklara dayalı bir büyüme yapısının oluşması gerekir. Ama ne yazık ki öyle değildir. Türkiye dış tasarruflara, yani artan ölçüde cari açıklara dayalı bir büyüme modeliyle gelişmektedir. Başka bir yapı, Türkiye'de gene cari açıkla birlikte baktığınızda Türkiye'deki üretimin ve ihracatın gittikçe artan biçimde ara malı ithalatına olan bağımlılığıdır. Bu ortalama da %70'leri geçmiştir ve bazı sektörlerde %80-85'ler düzeyine varmıştır. Uygulanan yanlış para ve kur politikaları sonucunda bugün gelinen nokta Türkiye'deki üretim ve ihracat yapısının tamamen dışarıya bağımlı olmasıdır. Yani 100 liralık ihracat yaptık diye övünüyorsunuz ama bunun eğer 80 lirası ara malı ithalatıysa, ki yatırım malı ithalatını saymıyorum, burada övünecek bir performans gözükmüyor. İşsizlik oranlarıyla övünüyorsunuz. İşsizlik oranı işte OECD içinde en düşük noktada olan ülke diye. İyi ama şunu söyleyelim. OECD ülkelerinde iş gücüne katılım oranı ortalaması %70'tir. Yani çalışma çağındaki nüfusun %70'i OECD ülkelerinde iş gücüne katılırken bizde bu oran %50'nin altındadır. Yani bir anlamda bir baksak desek ki bir analiz yapsak %70'lere çıksa ne olur diye düşünsek işsizlik oranı şu anda bulunduğu noktadan 4 kat yukarıya çıkmaktadır. Diğer taraftan imalat sanayinin teknoloji yoğunluğu son derece düşüktür. Tamamen düşük ve orta düşük teknolojili sektörlerin ağırlıkta olduğu, belirleyici olduğu bir imalat sanayi yapısı vardır. Dünya ekonomisiyle bütünleşmeye evet, ama dünya ekonomisine bütünleşmeye düşük katma değer üzerinden, niteliksiz, düşük ücretli emek üzerinden, kayıt dışılığın olduğu, yaygın olduğu bir yapı üzerinden dünya ekonomisine bütünleşmeye hayır. Biz dünya ekonomilerinin fason üretim merkezi değiliz. Türkiye ekonomisinin yapması gereken ciddi anlamda katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimine geçmektir. Türkiye'deki imalat sanayi üretiminin teknoloji yoğunluğunu arttırmaktır. Değerli arkadaşlar, sanayi sektörü lokomotif sektördür. Sanayi sektöründe bu yoğunluğu yaptığınız zaman, bu yoğunluk değişimini gerçekleştirdiğiniz zaman tarım sektörünü ve birçok hizmetler sektöründe ona dayalı olarak yeniden biçimlendirmiş olursunuz. Şimdi bakıyoruz 2013-2015 orta vadeli program hedeflerine, bütün bu söylediklerimize, yani bu gaz fren tartışmalarına cevap verecek ve Türkiye'nin yapısal problemlerini çözecek bir perspektif var mıdır? Ne yazık ki yoktur. Geçen sene hazırlanan orta vadeli program %8,5 büyüme hızından gelmiştir ve OVP dönemi için %4, %5, %5 büyüme hızı öngörülmüştür. Bu sene %3.2 diyorsunuz ki ilk 9 ayda %2.6 oldu. Tutturmanız için %3.2, yılın son çeyreğinde %4.9'luk bir büyüme sağlamanız gerek ki bu mümkün gözükmüyor. Bu açıdan baktığınızda %3'lerden, 2.5'lardan geliyorsunuz, yine %4, %5, %5'e doğru ekonomiyi götürüyorsunuz. Böyle bir şey mümkün mü? Üstüne üstlük %4 demiştiniz, %3.2 ya da %3 olacak, fazla bir sapma yok diyorsunuz. Aslında çok ciddi bir sapma vardır. Talep unsurları itibariyle baktığımızda ekonomideki sapma çok fazladır. Özel tüketim ve özel sabit sermaye yatırımı adeta yere çakılmıştır. Büyüme tamamen net ihracata dayalıdır. Ve net ihracat içinde de altın ihracatının payının sanal olarak büyüme hızını nasıl yükselttiğini biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Ali Babacan da açıkladı. Dedi ki biz İran'dan aldığımız enerjinin karşılığıdır bu altın ihracatı. Öyle bir altın ihracatı falan yok. Ona dayalı olarak hem cari işlemler açığı düşük gözükmektedir, hem de büyüme hızı olduğundan daha büyük gözükmektedir. O zaman ne beklerdik?
2013-2015 döneminde orta vadeli programın Türkiye'nin bu sorunlarına merhem olmasını beklerdik değil mi? Ama ne yazık ki öyle bir şey yok. Baktığımız zaman dünya ekonomisindeki şartların aynen devam edeceği varsayımı vardır. Bunun içinde de Türkiye ne yapacak? Maliye politikasını değiştirecek mi? Para politikasını değiştirecek mi? Nasıl kur politikası uygulayacak? Buna ilişkin hiçbir ciddi saptama yer almamaktadır. Bu da bizi üzmektedir. Bu perspektifle 2023 vizyonu diyorsunuz ki onların plan bütçede de olamayacağını. Teşekkür ederim. Sayın Türeli.